yapısı ve bir yandan konteynerların tedariği 520 konteyner AFAD'la koordine olup 2000 kişiye yaşam imkanı sunacak konteyner kent inşa ediliyor. Tabii ilk günden itibaren tüm ekibimiz seferber oldu ve bir kısmımız sahada yardım tırları Baykar T3 ve Can Sağlığı Vakfı'ndan bahsediyorum. 3 kurumumuzdan AFAD ile koordine olup hemen acil ne gerekiyorsa yapılmaya başlandı. Bundan ilki yardım tırlarıydı. Öncelikle hemen onlarla alakalı işte gıda, giysi, şarj bankasına kadar değişik değişik talepler oldu. Bunların dağıtımıyla alakalı aynı zamanda işte şu anda 400 kişilik ekibimiz sahada. 3 kurumumuzdan Baykar'dan 125, T3'ten 255 gönüllümüz ve Can Sağlığı Vakfı'ndan da 10 psikologumuz sahadalar. Sonrasında barınmayla alakalı elbette böylesine büyük bir felaket, en büyük ihtiyaçlardan biri barınmayla alakalı. Konteyner kent kurulmamız bu ihtiyacın olduğu AFAD tarafından bildirildi. Biz de hemen tedarik ve üretimi, tabii üreticilerin de üretmesi gerekiyor, tedarik yoluna gittik. Bir yandan da gecikmesin diye acil olduğu, bir aya hemen yapılması gerektiği yapısı ve bir yandan konteynerların tedariği 520 konteyner AFAD'la koordine olup 2000 kişiye yaşam imkanı sunacak konteyner kent inşa ediliyor. Tabii ilk günden itibaren tüm ekibimiz seferber oldu ve bir kısmımız sahada yardım tırları söylendiğinden hemen altyapı çalışma gösterdikleri yere altyapı çalışmasına başladık. Geçen hafta itibariyle başladı bu çalışma. Bir yandan da konteyner üretiliyor, inşallah 1-1,5 aya tamamlanmış olacak sosyal donatılarıyla birlikte. Sosyal donatılarda neler olacak? Ne kadar bir konteyner diyebiliriz? 520 konteyner olacak. Türkiye Teknoloji Takımımızı vakfımızın gençlere yönelik hem çocuklara eğitim vermeye yönelik deney yap dediğimiz eğitim modeliyle bir eğitim modeli kurgulamayı hedefliyoruz geçici alanda dahi. Bunun yanında Can Sağlığı Vakfımızda vakfımızın da psikolojik destek birimi olacak. Tabii bu alanlar geçici. Asıl burada kalıcı yaşam alanlarının da önemli olduğunu değerlendirdik ve bunu bir konu seferberliği dediğimiz bir kampanya kapsamında tüm milletimizle paylaştık. İşte Baykar olarak 1000 konutu bağışladığımızı, nakdi veya aynı nasıl isteniyorsa, tabii AFAD'la ve bakanlıklarımızla da temasa geçtik, bağışladık ve ben tüm milletimizi imkanların nispetinde tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bu felaket çok büyük bir felaket ve ancak tüm milletimiz bugün gösterdiği seferberliği gösterirse sürekli bir şekilde altından kalkabileceğimiz bir felaket. Ve kadim medeniyetimizin değerleri ve inancımız değerleri bize söylüyor ki sahip olduğumuz her şey bize ancak emanet. Can da öyle, ruh da öyle, bizim sandığımız diğer mülk de öyle ve hepsi ancak mülkün asıl sahibine ait ve bizler için ancak birer imtihan vesilesi. Bu çocuklarımız dahil bile öyle. Burada insanlar en yakınlarını kaybettiler. Bir anda bütün birikimlerini kaybedenler oldu. Bizim yakın dostlarımızdan enkaz altında kalanlar oldu. Şehit olanlar oldu. Dolayısıyla elimizde ne imkan varsa ancak tüm milletçe seferber olup buradaki yaranın sarılmasına bugün sunduğu gibi insanımızın devam etmesi gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. İşte ilk günlerde dediğim gibi malzeme ihtiyacı vardı. Ona seferber olduk. Sonra kan dediler. Hemen 1000 kişilik ekibimiz, ben, ağabeyim de dahil olmak üzere tüm ekibimiz kan verdik. Kan stokları Türkiye'nin azalmıştı. Sonrasında aşevi lazım dediler. 3 tane aşevi kuruyoruz bölgede, 3 farklı yere.
geçici yaşam alanı acil ihtiyaç olduğu, onun hemen tedariğine bir yandan kurulmasına seferber olduk. Ve en önemlilerinden bir tanesi de medeniyet meskenle başlar. Burada başlattığımız bu konut kampanyası, konut seferberliği, Baykar olarak 1000 konutu bağışladığımızı ve tüm milletimizin de tüm kurumlarımızın buna destek olmasını bu milletin bir evladı olarak davet ediyorum. İnşallah hep birlikte nasıl ki ilk günden itibaren yıldırım hızıyla buraya yetişenler oldu enkaz altından canları almak için. Eğer buna devam edecek olursak inşallah bu ağır felaketin altından da kalkacağız. Tek yürek olup yaralarımızı hep birlikte saracağız. Deprem olduğu anda da bu an aslında böyle çalışmalarımızın tüm bölgelerde ekiplerimiz var. Yani AFAD'ın koordinasyonunda neresi dendiyse, işte Hatay'dan, Adıyaman'dan, Antep'ten, Kahramanmaraş'tan, her yerde neresi dendiyse oralarda destek olmak üzere hem gönüllü hem çalışma arkadaşlarımız görev aldılar. Baykar'dan 125 kişi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan 255 kişilik ekip ve Can Sağlığı Vakfı'ndan da bugün itibariyle 10 kişilik psikolog ekip sayende, onlar da online 125 kişiden oluşan psikolojik destek hattı kurmuşlardı. Hepsi seferber. Aynı zamanda gıda ve yardım malzemelerinin yanı sıra deprem olduğu andan itibaren insansız hava araçlarını da devreye soktuğumuzu düşünüyorum. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları bunlar. Bizler teknik destek veriyoruz. İlk andan itibaren akıncı havadaydı. İlk gün çok büyük bir hava muhalefeti vardı. Ve insansız olduğundan risk alarak akıncı uçuruldu. Tabii bunlar görüntü almak için ve afette koordinasyon maksatlı kullanılıyor. Akıncı havadaydı. Tabii bütün bölge kapalıydı ve ağır bir yağış vardı. Kar yağışı, fırtına diyebileceğimiz oluşumlar vardı. Ona rağmen uçtu, hiç aralıksız uçuşa devam etti. Tabii çok az yerden görüntü alabildi. Bunu da ifade edebilirim. Sonrasındaki gün hava biraz daha açmaya başlayınca 30 kadar toplamda TB2, 9 akıncı bugüne kadar 130 saat görev yaptı. Bunun yanında devletimizin ürettiği Anka, Aksungur'da görev aldı. Onlar hatta yıkılan Aksungur mobil baz istasyonu görevi de ifa etti. Tabii yıkım çok büyüktü. Benim bildiğim kadarıyla 1400 kule yıkılmış. Sadece bir tane uçağın karşılayabileceği bir komünikasyon şey değil ama herkesin elinde ne imkan varsa seferber etti. O görev de çok önemliydi. Bunun yanında Bayraktar TB2'ler hem orman yangınlarında hem diğer afetlerde görev aldılar ama bu sefer hızlı haritalama podu dediğimiz böyle çekilen resimleri, onlarca kameradan çekilen resmi hızlıca birleştiren, yüksek çözünürlük resmi birleştiren bir sistemimiz var. Yıllardır geliştirdiğimiz. O sistem uçuş yaptı. Bu çok hızlı. Uydu görüntülerinden çok daha hassas. Yüksek çözünürlükte harita yapmaya imkan sağlıyor. O görevlerde tamamlanmak üzere 3 Bayraktar TB2 görev aldı. Çok hızlı haritalama yapılabiliyor. Birkaç saatte bir şehrin çok hassas haritaları çıkartılabiliyor. Tabii bu geçmişle kıyaslamak için kullanılıyor. O görevler yapıldı. Şu anda da hali hazırda uçuşlar devam ediyor. Yaralar sarılana kadar da sağdasınız. Aynen. İnşallah tüm ekip kurumlarımızla birlikte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Baykar ve Can Sağlığı Vakfı olarak sağda kalıcı bir şekilde bu yara kapanana kadar biz vazife olarak gördüğümüzden bunu çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Şöyle düşünün, nasıl ki bir yerimize, bağrımıza hançer saplansa, o yara kapanmadan hiçbir faaliyet yapamayız. Bu da öyle bir yara ve öylesine büyük bir yara ki tüm milletçe seferber olmamız lazım ki bunu saralım ve kapatalım. Bu anlamda ben başta bu felaketin en büyük, en öndeki
kahramanları olan, isimsiz kahramanları olan enkazın altından canlarımızı kurtaran görevlilerimize, gönüllerimize şükranlarımı iletiyorum. Ve tüm milletimizi konut seferberliğine, imkanları nispetinde kurumlarımızı dahil olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.